Onun şimdi devamını dinleyelim. Çocuğunuzun kumbara fon hesabına fon biriktiren talimat verin. Onun geleceği için kurduğunuz hayalleri bugünden biriktirin. Evet. Yani aslında ben doğru yaptığımı düşünerek yanlış yapmış olabilirim. Yani şeyin bütün olduğunu görüyorum. Onun geleceği için kurduğunuz hayaller bir bütün bir şey. Ama öyle duyulmuyor galiba benim söylediğimde, öyle mi? Onun geleceği için kurduğunuz hayalleri. Onun geleceği için kurduğunuz hayalleri. Ben ne demişim? Onun geleceği için kurduğunuz hayalleri demişim. Halbuki onun geleceği için kurduğunuz hayalleri demem gerekiyordu. Doğru mu? Bunu Evet, buldum. daha doğru olur. Evet. Onun geleceği için kurduğunuz hayalleri mi, onun geleceği için kurduğunuz hayalleri mi? İkincisi. İlki bence. Onun geleceği için. Evet, Farabi. Tamlamalar ayrılmayacağı için onun geleceği için kurduğunuz hayalleri ayırmadan söylememiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, ama burada sanki oradaki onun çok önemli bir şey değil. Sadece güçlendirici bir şey o. Yani ona bir isim takmaya bile gerek yok. Onunu atsan geleceği için kurduğunuz hayalleri diye konuşabilirsin yani. Gizli özne yine aslında ifade ediyordu. Birinci önemli olan özne değil, doğru. Mantık yürüttüğünüzde ne için kurduğunuz hayalleri? Onun Onun geleceği geleceği için. dersek başkasının değil ha, onun der gibi, hani gereksiz bir vurgu olur orada. O oradaki onun güçlendirici bir daha hani şey özne o her neyse yeni bir cümle kurmadığı için bir virgül koymuş, talimat vereyim virgül yapmış. Geleceği için kurduğunuz hayal aslında bence fuzuli bir laf. Yani onunu koymayabiliriz bile. Bak bir daha için. Çocuğunuzun kumbara fon hesabına fon biriktiren talimat verin. Geleceği için kurduğunuz hayalleri bugünden biriktirin. Çok daha doğru. Oradaki onun fazlalık, o fazlalığı tamlamaya yapıştırırsak onun geleceği için diye anlamı değiştiriyor gibi oluyoruz neredeyse. Ben öyle mi okumuşum ya? Hayır, öyle Ha, okumamışsın. tamam. Sen benim dediğim gibi okumuşsun ama burada sen o tamlamanın içinde olduğu için aslında şeye göre sen söyle bizim kurallarımıza göre yanlış. Hocam şey gibi mi? Bir önceki reklamda bu çanta, hani bunun önemi yok gibi. Ha gibi. Çanta organizasyonu. Aynen. Bu çanta organizasyonu gibi. Evet. Burada en beğendiğim yeri söyleyeyim mi Bediz? Çok Geleceğiniz heyecanlandım. için kurduğunuz hayalleri kısmını beğendim. Orada bir gerçekten bir hayallere dalıp gitme, bir gaza getirme. Onun geleceği için kurduğunuz nefesli yapmışsın. Umut vaat ediyor. Değil mi? Hayalleri, hayal diyoruz. Hayalleri, onun hayalleri, hayal öyle bir şey. Puff, toz bulutu.